Herkese merhabalar. Bugün sizlere kiremitte köfteli beyendi tarifim var. Bunun için 1 kilogram yumuşak seçtiğim patlıcanları, bostan patlıcanları köz matiğin üzerine koyuyorum. Köz matik kullanmak istemeyenler yine fırında da yine közleyebilir. Ara ara delikler açalım. Orta ateşte ocağımızın üzerine alalım. Patlıcanlar közlendikçe yönlerini değiştirerek tüm patlıcanlar yumuşayıncaya kadar pişirelim. Beğendiğin köftesi için yarım kilogram dana kıymayı alıyorum koluma. 1 çay bardağı 65 gram galeta unu. 2 adet kuru soğanı doğrayıcıdan geçirdim ve suyunu süzdüm. Onu ekliyorum. Bu aşamada suyunu kullanmıyoruz. Suyu acı bir tat veriyor. 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekliyorum. Baharat olarak 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Bir çay kaşığının ucuyla kimyon ekleyelim. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekleyelim. 1 silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 10 dakika boyunca köfte harcımızı güzelce yoğuralım. Unutmadan yarım çay kaşığı karbonat ekliyorum. Köfte harcımız hazır. 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Patlıcanları ara ara ters düz ederek güzelce közledim. Patlıcan seçerken yumuşak olmasına dikkat ederseniz daha güzel közlenecektir patlıcanlarınız. Patlıcanları soğumaya bırakalım. Dinlenen köfte harcıma şekil veriyorum. Köfteler hazır. Köfteleri sıvı yağında kızartalım. Yaklaşık yarım çay bardağı 50 milim sıvı yağ ekledim. Köftelerimizden ekleyelim. Kızaran köfteleri ters çevirelim. Her iki tarafı da kızaran köfteleri alıyorum. Tüm köfteler bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Patlıcanları soydum. İnce şekilde doğrayalım. Üç orta boy domatesi doğrayıcıdan geçirdim. Köfteleri kızarttım. Yağın içerisine alıyorum. Biber salçası. Sosun içerisine 1 su bardağı 200 ml su ekliyorum. Sosumuzu pişirelim. Pişen sosun içerisine kızartmış olduğum köfteleri ekliyorum. Köftelerle de birlikte bir 5 dakika. Beğendisi için 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum tencereye. Eriyen tereyağın içerisine 3 yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Oldu. Güzelce kavruldu. Küçük küçük doğramış olduğum patlıcanları ekliyorum. Şimdi bu aşamada 2 diş sarımsak ekleyelim. Bir iki dakika kavuralım. Güveçlerin tabanına birer tatlı kaşığı tereyağı koydum. Onu yayıyorum. Bu aşamada borcam da kullanabilirsiniz. Güzelce pişti. 200 gram rendelenmiş kaşar ekliyorum son aşamada. Karıştıralım. İnanılmaz lezzetli, muhteşem oldu.
güveçlerin tabanına ekliyorum. Sosla pişen köfteleri beğendinin üzerine ekliyorum. Köfteli beğendiler, servisi hazır. İnanılmaz lezzetli, muhteşem oldu. Beğendi ve köftesiyle enfes oldu. Son olarak üzerine kıyılmış maydanoz ekliyorum. Bu tarifi sevdiklerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip kaydetmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.